geçmiş olsun. İyi misin? İyiyim, sağ ol. Annen nerede? Polisle konuşuyor. Kumar davası mı yine? Yani gören olmamış ama öyle herhalde. Yardım edebileceğim bir şey var mı? Sağ ol. Sen iyi misin? İyi işte. Annesi mi haber verdi? Yok, ben verdim. Ayem. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyisin değil mi? İyiyim ben. Ben iyiyim. Bende bir sorun yok. Ben de Damla'yı bugün size bırakacaktım ama... yani böyle olunca tabii... ertelememiz gerekecek sanırım. Nasıl yani? Sen... Damla'yı benim olduğum yere mi getirecektin kendi isteğinle? Evet, yani alışması için iyi olur diye düşünmüştüm. Tamer de geçen gün rica etmişti ya. Olur, olur. Çok iyi olur. Gelsin tabii ki. Yani şimdi ilgilenemeyebiliriz belki. Yani zor bir durum ama. Yok. Bence çok da zamanı yani. Gelsin, hem herkese moral olur. Tamam. O zaman siz aranızda konuşun. Karar verin, bana söylersiniz. Ben bir anneme... annene bakayım. Ben de bir lavaboya gideyim. Gördüğün gibi artık Berin bile bana güveniyor. Sen de birazcık güvensen mi artık? Abla? Ah Selim, ah, tutamadın çeneni değil mi? Vallahi ben kimseye bir şey söylemedim. Neyi söylemedin? Ne oldu sana? Yok kızım, yok bir şey. Biz Selim'le kahve içerken... yanlış bir hareket yaptım ben herhalde. O sırada omzum tutuldu. Meğer çıkmış ama düzelttiler. Sen hiç merak etme, tamam mı? İyi de niye o zaman tekerlekli sandalyedesin? Ben işte öyle Selim'e nasıl olsun diyecektim. Ay abla ya. Aklım çıktı seni böyle görünce. İyisin ama değil mi? Bir İyiyim, iyiyim. Çok azıcık var ama gidecek dedi doktor. Sen niye asıl buradasın? Ya Bülent Bey bıçaklanmış. Ne? Peri. Bir şeyi çok merak ediyorum. Bülent'i saldın da anneni niye salmadın ha? Kocanı elinden alamasın diye. Kocam alamayacak ki. Niye? Ne yapmayı düşünüyorsun? Senin uzun zamandır isteyip de yapamadığını. Herhalde sana onun yerini söylememiştir değil mi yani? O kadar da salak değildir. Ya tamam, bana ne ya? Beni ilgilendirmiyor, ne yaparsan yap. Sana bir şey söyleyeyim mi? Annene çok benziyorsun. İkiniz de evli erkekleri ayartmaya bayılıyorsunuz. Hadi bana müsaade. Bir dakika, bir dakika. Gerçekten mi ya? Katil olmak mı istiyorsun ya? Değer mi ikisi için? Ben annenin nasihatini dinliyorum. Artık ayık olma zamanı. Damla ne olacak? Bugün Yalı'ya geliyordu seni görmek için. Damla mı geliyor? Ve sen torunumla oyun oynamak yerine gerçekten birinin canını mı alacaksın yani, öyle mi istiyorsun? Önce canını alacağım. Sonra da torunumla oynayacağım. Hadi bana kolay gelsin. Ben yaparım istersen. Yok be abi, bir de suç ortağı mı olacaksın? Olsun abi. Tamer, bu delilik oğlum resmi. Kadını bırakmak zorundasın. Ya yine yaparsa? O zaman doktorla konuş, başka bir çözüm üretsin. Ne gibi? Madem Peri bir tehdit, şiddete meyilli, bir süre kapansın bir yere.
Annesini sal periyi kapatıyorsun yani. Bu mu önerin? Bilmiyorum abi ya. Bir gün gerçekten birine bir şey olacak. Berin ucuz kurtulmuş. Berin'e bir şey olmaz. Senin sayende artık tehdit değil kardeşim. Eyvallah. Tekrar geçmiş olsun abi. Geçmiş olsun Tamer. Teşekkür ederim. Biz gidiyoruz artık. Görüşürüz. Sağ ol. Seko geliyormuş. Ben kalırım. Git sen. Yok abi, bir şeye ihtiyaç olur durayım. Olmaz bir şey, biz zaten çıkarız birazdan. Bir şey lazım olursa ararsın abi. Sağ ol kardeşim. Görüşürüz abi. Hoşçakalın. Damla okuldan direkt size gelecek. Vay be. Hallettiniz demek. Halletmedik. Yok sayıyoruz sadece. Abi. Benim sana bir şey söylemem lazım. Ama vereceğin tepkiden korkuyorum. Söyle. Meryem. Galiba benim gene tansiyonum çıktı. Az şuraya oturayım. Oh. İyi misin oğlum? Sen olmasan ne yapardın bilmiyorum. İyi ki varsın. İnsan en çok neye ihtiyaç duyar? Nefes almaya, beslenmeye, güvende hissetmeye, ait olmaya, sevilmeye. Hepsini birden ilk kimde arar insan? Ve bulamadığında ilk kimin tutsağı olur? İnsan hayatta kalmak için en çok affetmeye ihtiyaç duyar. Çünkü eğer affedemezse hep tutsak kalır.